Meksika'da kaybolan 43 genç üzerindeki sis bulutu kalkmıyor. Geçtiğimiz Eylül ayından beri aranan gençlerin gömüldüğü sanılan toplu mezardan başka cesetlerin çıkması da umutları suya düşürdü. Yapılan DNA testi sonucunda bulunan 28 cesetten hiçbirinin gençlerin DNA'sıyla uyuşmadığı tespit edildi. Öğrencilere saldırı olayına birçok kişinin katıldığını anladık. Bugüne kadar gözaltına alınan 14 kişi olayda rol aldıklarını itiraf etti. Öğrencileri ağırladıklarını, ardından da Iguala ve Cocula şehirleri arasındaki sınırda etkili olan Guerrero Unidos adlı bir suç örgütüne teslim ettiklerini kabul ettiler. Yaşları 17 ile 21 arasında değişen 43 genç 26 Eylül'de bir protesto gösterisine katılmış, geri dönüş yolunda bindikleri otobüslere polis ateş açmıştı. 6 kişinin hayatını kaybettiği olay sonrası gençler ortadan kaybolmuştu.